Arkadaşlar hünkârine kaçmış. Geç çöne. Geç paşam içeri. Bu son bir haftada falan ikinci oldu. Bak gitmiş Hektorların orada şurada yatıyordu. İyi saldırmamış Hektor'a. Ama geçen bir hafta önce geldiğimde Johnny ile boğuşuyordu. Yani Johnny ile boğuştu. Boğuşuyor demeyeyim. Ama salık olmak güzel yaramış bak. Ayağın üstüne güzel basıyor. Şu an. O da muhtemelen Bonnie kızana geliyor diye şu an. Biraz fazla unutmuş acılarını. Şimdi ben Johnny'ye bağırdım. Johnny yerine geçti. Bu arada arkadaşlar ben en son telefonun kamerasını kurcalarken galiba videonun görüntü ayarlarını bozdum. Gerçi şu an daha güzel gibi. Ne dersiniz? Bana öyle geldi. Bilmiyorum. Şimdi ben yeni Tibet Mastiff'imizi size göstereceğim. Ama onun öncesinde benim hünkârı tabii ki de kafese koymam lazım. Mecbur. Gel bakayım paşam. İyi tamam geç bakayım. Sanki kendin mi geçeceksin? Hünkâr hayır. Geç yuvaya. Geç. Yürü. Yürü 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 yürü. Yürü yuvaya. Hayır. Tabii ki de hayır. Tamam bağladım. Şimdi arkadaşlar size birkaç kötü haberim var. 8 gündür video gelmiyor. Farkındayım. Şimdi açıklayacağım ben size her şeyi. Geç içeri bakayım. Oo, açtığın yeri gördüm. Tamam geç 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 çek popoyu. Kapatacağım orayı şimdi bekle. Açtığın yeri gördüm. 8 gündür video gelmiyor. Gelen videolarda da sizi hani içeriklerin sizi tatmin etmediğinin farkındayım. Merak etmeyin bunların hepsini biliyorum. Bahçe düzenlememiz de kötü gidiyor. Bunun da farkındayım. Ama bunların hepsinin bir sebebi var. Geçen de Bonnie dedim, Bonnie için demiştim ki ya bu hayvan niye kızana gelmiyor? Bak kızana gelmiş. Onu mermiyle eşlemek istiyorum. Zaten salık bırakacağım. Burada mermiden başka ne eşlenebilir onunla? Hiçbir şey eşlenemez yani. Arkadaşlar. Ön kamera tamam. Şimdi bakın ben bundan bir buçuk ay öncesinde falan bir araba aldım. Nissan Navara 2006 model bir araba aldım. Hem dedim çift kabin hem kasalı benim işimi rahatlıkla görür diye düşündüm. Peugeot 106'mız vardı onu sattım. Arabayı aldığım günden beri araba sanayide arkadaşlar. Yatıyor yani. Yatma, arabayı yatırmak için aldım. Öyle söyleyeyim. Kiracı sanayisi yani Yalova kira sanayisindeki ustalara veriyorum yapamıyorlar. Oradan alıp Bursa'ya veriyorum. Usta sağ olsun büyük bir kısmını hallediyor ama geri aldığımda bu sefer başka büyük sorunlarla geri alıyorum. 100 kilometrede 8 lira yakması gereken, yani 8 litre yakması gereken araba şu an 100 kilometrede 15 litre yakıt yakıyor. Ayrıyetten enjektörlerden deli gibi ses geliyor. Araba 2000 devire kadar hızlanmıyor. 2000 devirden sonra uçuyor. Ben şimdi bahçeye giriyorum. Benim için önemli olan şey 2000 devire kadar. Yani arabanın birinci viteste beni bu bayırı çıkartması lazım. Ama 2000 devire kadar çok yavaş gittiği için hızlanmıyor. Git çıkmıyor yani buraya. Hayda tut bir daha sanayiye ver. Ben zaten 3 gün günde 12 saat çalışıyorum. Yani sabah 8 akşam 8 çalışıyorum. Pazartesi, salı, çarşamba misal veriyorum. Perşembe, cuma günleri izinliyim. Normalde şunu düşünmüştüm ben. Demiştim ki perşembe, cuma izinliyim yani komple. Bahçeme gelirim. Perşembe günü, cuma günü hem bahçemi düzenlerim hem köpeklerimin videosunu çekerim. Köpeklerimin bakımını yaparım diye düşünmüştüm. Ama perşembe günü sanayideyim. Arabayı bırakıyorum. Arabayı bıraktığım için cuma günü buraya gelemiyordum. Babamın arabasıyla geliyordum. İşte şanssızlık, bassızlık. Babamın arabası da motor yedi. Şu an babamın arabası da Yalova'daki sanayide yatıyor. Benim araba Bursa'daki sanayide yatıyor. Bir yerden emanet bir araba aldım. Emanet bir arabayla buraya 2-3 paket mama getirdim. İstifledim. İşte bugün de sonuncuyu getirdim. Yani buraya kemik getiremeyeceğim uzun bir süre. Benim araba çıkana kadar ya babamın arabası çıkana kadar hiç değilse dedim. Burada kemik dursun. Pardon mama dursun. Yani emanet bir araba bulamazsam ben buraya ya yürüyerek geleceğim ya bir şekilde bisikletle geleceğim ya bir arkadaşımdan yine bir emanet motor alacağım. Onunla geleceğim. Onlarla kemik taşıyamam, mama taşıyamam. Hani böyle sıkıntılarımız var. Allah'tan su stoklamıştım. Stokta suyum var ve 3 günde hava yağışlı biliyorsunuz. Bizim burada bir düzeneğimiz var. Yağmurdaki çatıdaki suları tankere doldurduğumuz bir sistemimiz var. Yani o açıdan biraz daha kafamız rahat. Yani böyle bir
şanssızlığın içindeyiz arkadaşlar. O yüzden 8 gündür video gelmiyor ve bir süre daha gelemeyecek. Bilginiz olsun. Ben bunu nasıl salacağım? Şimdi ya ben bunu saldığımda Hünkar bir daha kaçarsa? Hünkar bunu döver. Hünkar bunu sağlam döver hem de. Lan mamanı niye yemedin? Eşek. Bir dakika. Dur. Gel. Sakın, sakın, sakın. Bırak. Bak o senin oyun oynayabileceğin bir şey değil. Duydun mu? O minnak. O çok minnoş. Uyum. Küçük 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 küçük. Küçük 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 küçük. Arkadaşlar çok güzel, çok tatlı bir köpek ama ben bunu maalesef muhtemelen vereceğim. Sebebini söyleyeyim. Çok tatlı bir şey. Çok da uslu bir şey. Bak ona şu an saldırıyorlar mesela. O dönüyor geri geliyor. O kadar uslu bir hayvan ki. Tam böyle aslında bahçemde görmek istediğim bir hayvan. Ama bu kadar uzun ve siyah tüylerle burada bu hayvan benim bahçemde maalesef olmaz. Geçen de saldım geçsin diye. Bir geldi yumak yumak her tarafı diken. Her tarafı. Oğlum ne oldu, diş mi attılar sana? Yap, yalama yalama lütfen lütfen lütfen. Lütfen lütfen. Bak hemen bir tane daha ot toplamış bak boyuna. Yani bu bak poposu da hemen ot olmuş. Boynu da ot olmuş. Şimdi yazık olur yani bu hayvana. Üzülürüm. Burada çok sıcaklar. Bizim köpeklerimizin hepsi sıfır tüy burada. Hepsinde bir parça tüy var. Ya bunda arkadaş iki karış tüy var. Bir de çok bakımlı güzel de tüyleri var. Dışarı bir salıyorum, içeri bir koyuyorum. Her tarafı diken olmuş. Dikenlerimi ayıklıyorum. Ayıklarken tüylerini çekiyorum. Canı acıyor. Üzülüyorum yani. Bubuş. Bubuş. Isırma eşek. Su eksiklerine bakıyorum. Tamam. Kısçam. Hünkar'ın suyu yok. Devirmiş yani kafesten kaçarken. O kadar kara ki yüzü gözükmüyor. Atlas kilo almaya başladı. Daha da güzel oldu. Şimdi geçen de bir dişi getirdiler buraya. Dediler Sami diye bir abimiz. Gel buraya. Gel buraya. Dediler ya şunu hani eşleyebilir miyiz? Senin köpekte. Şey için getirmişler. Hector için getirmişlerdi. Abi dedim girsene uğraş. Ben burada köpekleri ilaçlıyordum çünkü. Aşırı da midem bulanıyordu. Zehirlenmiş gibiydim. Uğraştı. Yapamadı. Olmadı. Dedim abi at Atlas'ın kafese. Atlas dedim çiftleşir. Atlas dedim tecrübeli. Atlas'ın kafese bir atarız. Allah. Atlas bunu bir başladı boğmaya. 2 dakika oldu ayıramıyoruz. 3 dakika oldu ayıramıyoruz. İçeri giremiyoruz. Bizi boğacak. Kafa yedi. En son dişiyi baktık paramparça ediyor. Buse koştu. Kova kova su getirdi. Kova kova su döktük de öyle ayırdık ama köpek paramparça yani şu an. Mermi yine girdin içeri. Şişt. İyi tamam hadi. Korkma ama Mermi bundan. Bu poposunu kaldıramıyor zaten. Gel. Gel gireceğim mi gel. Gel Tibet. Geç bakayım. Bunu bana verirken abimiz demişti ki sakın ha. Mermi korkuyor yani onun bir şey yaptığından yapacağından değil de Mermi biliyorsunuz bir boğuldu ya bir köpek tarafından mı çakal tilki tarafından mı gel gel bakayım gel oğlum. Kafes aşıyor dedi ya bunu hiç dışarı salmasan bile dedi bu hiç sıkılmaz dedi. Hayvanın kafesine şimdi sokarken var ya bir saat ona dövüşüyorum burada. Aslında besilisin ha. İyi baktım seni. Harbi iyi baktım seni. Arkadaşlar tibetimiz bu daha yavru. 9-10 aylık falan bir şey olması lazım. Çok yakışıklı. Çok uslu bir hayvan. Ama dediğim gibi muhtemelen yani bizde çok uzun süre kalmayacak bir hayvan. Ya almamın sebebi aslında şuydu. Sahibi artık eskisi kadar ilgilenemiyormuş. Çok da ilgi isteyen bir hayvanmış. Ya dedi benim orada hayvan hani heba alacak korkuyorum dedi. Al dedi hani birine verene kadar veya satana kadar artık sende kalsın. Dedim tamam abi. Aldım. Aldıktan sonra aslında bir şey dedim. Ben mi alsam acaba? Ama ya bakıyorum da. Yok arkadaşlar yani bu hayvan bizim bahçemizde olmaz.
Bir de Tibet Mastiff ben hayatımda ilk defa gördüm. Benim bildiğim Tibetler çok büyük oluyordu. Gerçekten böyle bizim Atlas'la yarışır tarzda boyları oluyordu. Bu çok küçük. Bu Cici kadar boyu var bunun. Tamam birazcık daha büyüyecek ama biraz daha büyüyecek. Misal bir olacak en fazla Monika kadar. Yani ben bu kadar küçük olduğunu bilmiyordum Tibet Mastiff'ler ama çok kafalı, çok bilekli, yakışıklı bir hayvan. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadar olsun. Ben köpekleri yedireceğim, sularını tazeleyeceğim, kafeslerini temizleyeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. İnşallah bir an önce gelir arabamız da daha güzel içeriklerle daha sık görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.